Liderler gittiler geldiler. Masalar kuruldu, toplandı. Hükümetler yıkıldı, yeniden kuruldu. Gelin görün ki Kıbrıs'ta 1974 yılında resmi olarak ayrılan iki toplum bir türlü birleşemedi. Bugün Kıbrıs'ta yeni bir barış masası kurulmuş durumda. Bir tarafında 2015 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Akıncı oturuyor. Masanın diğer tarafındaysa Rum lider Nikolas Anastasiadis var. 6 aydır devam eden görüşmelerde barış masasının üzerinde 6 konu başlığı tartışılıyor. Kıbrıs'taki yönetim, güç paylaşımı, ekonomi ve Avrupa Birliği, mülkiyet, toprak düzenlemeleri ve garantörlük hakları. İşin ilginç yanı, şu aralar Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları da adanın her iki tarafında mekik dokuyorlar. 1974 yılından bu yana adada değişen en somut şey ise her iki tarafa açılan bu kapılar. Evet, az gittik uz gittik Lokmacı sınır kapısına geldik. Normal şartlarda yine çarşının içinden yürüyorsunuz. Bir sınır kapısını geçiyorsunuz, yaklaşık 50 metrelik bir gümrüklü alana giriyorsunuz. Sonra yine çarşıya kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Bu çarşıyı tabii Türkiye tarafındaki çarşıyı anlatırken hani biraz metafor kullanırsak daha çok İstanbul'u bilenler için biraz Mahmut Paşa'yı andırıyor diyebiliriz. Mahmut Paşa'daki dükkanların tarzında dükkanlar var. Tabii sonrasında ne olacağını birazdan göstereceğim size. Türkiye'nin sıcak gündeminde yer alamasa da Kıbrıs adasında ciddi ciddi bu bahar aylarında bir çözüm çıkabileceği ihtimali konuşuluyor.